Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım bugün bak gör yap diye yeni bir sistem açıyorum yeni bir olay başlattım <laughs> bu serimde şunları göreceğiz nasıl yapılır oyunlar hakkında işte skinler falan nasıl yapılır bu konuları ele alıp sizlere de öğreteceğim. Ben aslında böyle videolar çekmiştim ama son zamanlarda inanılmaz derecede sorular geldi. Karışmış galiba. Diğer videom pek anlaşılmamış sanırım. Ondan dolayı ben dedim ki bir tane video daha çekeyim. Daha anlaşılır, daha net, daha sade bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi öncelikle büyük sıkıntılardan bir tanesi şu skin şablonu bulamıyorlar. Actros'a skin yapacağım ama o skin yapacağım şey yok diyorsunuz. Ben sizin için o olayı da hallettim. Şimdi açıklama kısmında bulunan Discord linkimi linkim var ya ona basıyorsun sunucuma geliyorsun. Tamam mı? Şöyle geliyorsunuz sola. Şu anda bak mesela sohbet umser yazıyor ya. Şu anda umser bölümü. Siz artık hangi kanala gelirseniz geliyorsunuz bak bu aşağıda Sikim paylaşım Umser TV var. Görüyorsunuz değil mi? Şuna basıyorsun abi. Görmüş olduğun gibi. Burada demin bizzat sizler için boş skin şablonları attım burada. Görüyorsunuz Actroth işte. Rossogan var. Mac var. Onun dışında Kenworth vardı. Ya elimde olanları attım. Burada olmayanları da uygulamalardan ya da Google'dan bulabilirsiniz. Play Store'da Grand Track Simulator uygulamaları var. Grand Track Simulator 2 skin için yapılmış uygulamalar var. Skinleri yapıyorlar, uygulamaya yüklüyorlar. Hazır skinler de var. Boş olanlar da var. O uygulamaya da bakabilirsiniz. Ben buradan illa size bir şey göstermeyeyim. Yani illa şu uygulamayı indirin demeyeyim. Grand Track Simulator 2 skin yazarsanız Orada gelen uygulamalarda bakarsınız hangi uygulamanın skinleri daha çok hoşunuza gitti. Ona göre kendinize uygun olanı indirirsiniz. Hoşunuza gideni indirir oynarsınız. O yüzden onu göstermiyorum. Play Store'da Grand Truck Simulator 2 skin yazacaksınız. Zaten bütün uygulamaları geliyor. Onun dışında boş skin şablonlarının bazılarını ben attım burada. Görüyorsunuz şu anda Discord linkim, linkimi açıklama kısmında var zaten. Onun dışında bak mesela biraz yukarı çıkayım benim attıklarımın üstüne çıkayım bak mesela burada mesela Orhan yapmış bunları görüyorsunuz böyle skinler yapmış skin yapıp atmış yine burada görmüş olduğunuz gibi can atmış mesela onun dışında yine can atmış sizler de böyle skinlerini yapıp atabilirsiniz bu kanala ya da yapılmış skinleri alıp kullanabilirsiniz. Burası aslında bir nevi birbirinizle skin paylaşma yeri. O yüzden açılmış bir kanal. Buraya gelip işte bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Boş skin şablonları burada. Heh, onu da gösterdim. Şimdi geçelim diğer mevzuya. Skin nasıl yapılır? Şimdi değerli dostlar. Öncelikle benim size tavsiye ettiğim programlar bunlar. Ama mesela şu PixArt'ı ele alalım. PixArt'ın yaptığı görev nedir? skine istediğimiz şekli çizebilmek ya da istediğimiz şekli koyabilmek. Yani görseli şekillendirmek. Doğru mu? Yapan farklı uygulamalar da var. Yani sadece bunu PixArt yapmıyor. Bunu yapan farklı uygulamalar da var. Ben şimdi size PixArt üzerinden gösteriyorum. Çünkü ben hep PixArt üzerinden yaptım. Ama farklı uygulamalar da var mı? Var. Onlardan da bakabilirsiniz. Farklı bildiğiniz böyle görsel güzellikleri olan işte çok ne bileyim ayrıntılı böyle şeyler yapabil, yapabildiğiniz görsel üzerine görsel ekleyebildiğiniz kırpabildiğiniz falan filan başka uygulamalar varsa orada da yapabilirsiniz. Yani onun dışında şurada bir tane uygulama var bak. Şu. Büyüteceğim ekranı. Adı daha rahat görünsün diye. Bunun mantığı arka planı yok ediyor. Peki bunu nerede kullanacağım? Mesela çoğu kişi skinine farklı şeyler eklemek isteyebiliyor. Mesela bir girelim uygulamamıza görelim orada. Mesela ben dedim ki benim skinimde tamam mı böyle boğa kafası olsun. Aracın tırın arkasına koyacağım. Tamam mı havalı olsun diye. Ama bunu e, görseli Google'dan indirdim tamam. Ama bunun kırpılması gerekiyor. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Bu şekilde alıp beyaz şeyi koyamam. Saçma olur. Skin'i güzel yapmaz. Çirkin yapar. O yüzden ben bunu temizleyeceğim. Nasıl temizleyebilirim? Şimdi bu arka beyazlar var ya mesela burada auto var. At, autoya basarsın gelir buraya basarsın. Bak arka plan şu anda yok. Onun dışında diyelim ki autoyu yapamadınız. Ee, çünkü bazı görsellerde bütün beyazlıkları götürüyor. Burada bak manuel temizleme diyorsun. Fırçanın boyutunu ayarlıyorsun. Geliyorsun burada böyle böyle böyle. Siliyorsun böyle ayrıntılı bir şekilde siliyorsun. Artık o sizin elinizin profesyonelliğine kalmış. Ee, ne kadar iyi yapabiliyorsanız o kadar şey iyidir yani. Şöyle ben direkt buradan sileyim. Sonra kaydediyoruz Tamam, burada bir kere daha gösteriyor. Tamam. Bu uygulamanın görevi bu. Yani eğer siz cihinize böyle şeyler eklemek istiyorsanız arka planları yok etmek için ya da görseli düzenlemek için kullanabileceğiniz güzel bir uygulama. Kullanmak zorunda değilsiniz. Tamam liste kalmış. Ben Pixar'dan da yok eder markayı falan diyorsanız da sizin tercihiniz. Ona bir şey diyemem. O zaman diğer uygulamamıza geçelim. Pixar'da geçelim. Şimdi mesela görmüş olduğunuz gibi şu anda Actros skini var. Elimde bir tane. Ya Ben diyorum ki Actros'un tamponu, alt tampon bölümü siyah olsun diyorum. Öyle bir şey istiyorum. E Peki ne yapacağım? Burada öncelikle Actros'un tampon bölümünü belirlemeniz lazım. Actros önü neresi? Aha bak önü burası. Al. A aşağı farların yeri de burası. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradan ne yapıyorum? Çize geliyorum ve çiz diyorum. Sonra fırçamı ayarlıyorum. İşte boyutunu falan ayarlıyorum. Sonra geliyorum. Böyle çiziyorum burayı. Şu anda bilerek büyük yaptım. Gösterimi gavacılar. siz böyle küçültüp yapabilirsiniz. Eğer skin'i çok güzel yapmak istiyorsanız bayağı bir uğraşmanız lazım. Yani işte böyle ayrıntılı bir şekilde böyle küçük küçük çizmeniz lazım. Tamam mı? Mantık bu. Dedim ki demin bir tane görsel çıkardım ya. O görseli abi. Ben aktrosuma koymak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Geliyorum abi buraya. Fotoğraf ekle diyorum. fotoğraf ekle bölümünden demin kırpmış olduğum görseli seçtim. Görmüş olduğunuz gibi burada böyle boyutlandırıyorum. Mesela böyle arkasına yapıştırayım. Havalı olsun. Aha bak Şöyle şekil vereyim falan filan yani. Onun dışında işte böyle değişik şeyler var altta. Artık size kalmış. Buralar çok da şey değil yani. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Actros'un arka bölümünde benim yapmış olduğum benim koyduğum boğa var. Bunun kafası görünecek. İşte Actros'un çamurluklarından tutun da işte bak sağ tarafı sol tarafları öndeki zaten şeyi direkt kabini kabinin üstü, arkası Böyle bunlar var. Her şey burada var. Görmüş olduğunuz gibi. Yani buradan bulup istediğiniz şekli vermek için çizeceksiniz, biçeceksiniz, keseceksiniz. Ne yapıyorsanız artık orası size kalmış bir şey. Şimdi diğer konuya geçelim. Kaydettiğim skin'i alıp Grand Track Simulator'un dosyasına atacağım. Ama burada önemli bir nokta var. Tablette kullanıyorsan Telefonda kullanıyorsan bu önemli. Hafıza kartı var mı yok mu? Ek olarak bir hafıza kartı ekledin mi eklemedin mi? Çünkü hafıza kartına Grand Track Simulator kaydedilmişse hafıza kartındakini atmak zorundasın. Yani gidip işte iki tane şey olur dosya olur. Biri hafıza kartında biri de, dahili depolamada olur. Dahili depolamadakini kullanmıyorsa ona atarsan skin görünmez. Hafıza kartındaki de varsa ona atacaktır. İlk başta dene. Genelde dahilde olur. Yani genelde kendi şeyinde olur. Gireceksin telefonun kendi hafızasında bulunan bölümü atacaksın. Oraya attın. Skin geldi. Tamam, oradaydı. Tamam, sorun yok. Ama gelmedi. Çık oradan. Bir de git şey at. Hafıza kartındakine at. Gelir zaten or oradadır. Benimki mesela hafıza kartında. Giriyoruz abi uygulamamıza. Mesela ben dosyayı buldum bunu. Al bak burada buldum. Sonra üzerine basılı tutuyorum. Kopyala diyorum. Android. Android en üstte Android. Data. Burada görmüş olduğunuz gibi Grand Track Simulator dosyasını bulacağız. Yani com.pulsar.grandtracksimulator2 adlı dosya. En altta bak files yazıyor ya. Files. Oraya giriyorsunuz. Burada skin var görüyorsunuz. Bak burası. Bu bölüme kopyalıyorsunuz. Tamamdır. Bak skin burada. Bak skin geldi buraya. Gördün mü? İşimiz bitti burada. Tamamdır. Ben de Actros tırı olmadığı için onu da gösteremeyeceğim. Yani yaptığımız skin e eklemeyeceğim. Çünkü bende Actros yok. Mac üzerinden direkt nasıl yapacağınızı göstereceğim. Zaten orada yaparsınız rahat bir şekilde. Umarım iyi anlatmışımdır. Açılsın bakalım oyunumuz. Ya çok soru geliyordu. İşte söyleyeyim dedim. Nasıl yapıldığını göstermek istedim. Bir de oyun açılsa tamam bir sorun olmayacak da. Hadi yavrum hadi. Bekletme bizi. Ha geldi. İnelim hemen aşağı. İndik tamam. Buradan ulan bunu da kaza yapmışız ha vurmuşuz kenarı tam bu gitmiş. Buradan skin bölümünü seçeceksin. Tamam mı? Şurada bak fırça var ya bu buraya basıyorsun. Bunu da de, bu dediği boya. Bu değil. Skin var bak burada. Skin'i seçeceksin. İç kabin skin'i yaptıysan yani sen iç kabin skin'i yapmışsan şuna basarsın. Bunu çekersin. Geldi mesela ama iç kabin değil o. Cam skin'i yaptıysan cama basarsın. Orada seçersin. Dış skin yaptıysan bu dıştakine basarsın. Bak bunu seçtiğimizde ne oldu la bu? Saçma sapan bir şey oldu. <laughs> Bak mesela aktro skin'i bu. Demi yapmış olduğumuz aktro skin'i bu. Görmüş olduğunuz gibi gelmiş. İşte böyle yaparak skin'ini bitirebilirsin. Öyle.